Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet Eylül ayında gelecek yükseltmeler ve düşürmeler olayından hepinizin zaten haberi var. Yani gün içerisinde bütün yayıncı kardeşlerimiz arkadaşlarımız zaten bununla ilgili çeşitli bildirimler ve videolar paylaştı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Aslında baktığınız zaman burada en çok sıkıntı yaratacak şeylerden bir tanesi özellikle bizim elmas basıp aldığımız bütün uygulamalara yani bütün ekipmanlara daha doğrusu bir patates durumu söz konusu oldu. Yani demeçler vesaireler onlar bunlar derken baya bir düşürüldü arkadaşlar. Hani bazılarında iyi bazılarında kötü. Hani dengelemek açısından evet bazı şeylerin belki yapılması gerekiyordu ama hani özellikle elmas karşılığında bize sunulan ve bunu yükseltmek için hani ekipmanları da yükseltebilmemiz için çeşitli bu taşları almamız da gerektiğinden dolayı e, en çok işine yarayan şeyleri bütün kullanıcılar, oyuncular diyeyim daha doğrusu ben de dahil hep belli başlı şeylere basmıştık. Yani bunların içerisinde ne vardı? İşte eldiven vardı. Ee, dikenli top var. işte dondurma donduran okumuz var vesaire. Hani burada zaten büyük koruyucunun kitapları da var biliyorsunuz. Hani burada baktığınız zaman gerçekten ciddi anlamda sadece standart oynadığımız şeyler var. Burada öncelikli olarak aslında bazı şeylerin yükseltmelerinin gelmesi biraz daha iyi oldu ama bunun altında yatan sebepler de olabilir. Ona da sonrasında konuşacağız arkadaşlar. Hani bunu bir istişaresini gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikli olarak Burada bizim deprem özelliğini kullandığımız bir biliyorsunuz Barbar Kral'ın e, ekipmanı vardı. Bu ekipman zaten kendisiyle birlikte geliyordu. Bunun da zaten 18. seviyede fulllemiş oluyorduk. Burada mesela arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Atıyorum gördüğünüz gibi zaten burada en full seviyeye çektiğimiz zaman 18'e getirdiğimiz zaman 1913 hasar veriyordu. Şimdi onu 2500'e çıkartmışlar. Yani bu ne demek oluyor? Daha fazla hasar verecek tabii ki. Ama şöyle bir şey mesela atıyorum. Ee, yükselttiniz işte 18'e getirdiniz ama mesela köylerin içerisindeki duvarların oradan ilerlediğimiz takdirde mesela bizler bununla çok fazla hasar verip de duvarları bir anda indiremiyorduk. Ama böyle olunca 2500'de daha fazla hasar vereceği için bu sefer ne olacak? Tek vuruşta en azından duvarı kırıp içeri girme olasılığı veya darbe aldıysa vesaire direkt indirme olasılığı daha yüksek olacak ve etrafındaki yani etki alanının içerisindeki birimlere de ciddi anlamda bir hasar verecek arkadaşlar. Onun dışında Barbar Kral'ın yine özelliklerinden bir tanesi olan kuklaları var biliyorsunuz. Bunların da hem saniye olarak hem de onun yanı sıra direkt hasar olarak gerçekten bayağı bir hani e, yükseltmesini gerçekleştirmişler. Hani toplu olarak zaten bir çıkıyor ortalığı yıkıp geçiyordu. Şimdi bir nebze daha iyi olacak arkadaşlar. Ondan sonra yine aynı şekilde aynı durumlar buradaki okçu kraliçenin kuklaları için de geçerli. Ee başka 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 zaten bunları hep detaylarına girildi videolarda izledik. Şimdi buradaki artışlar evet bizim işimize yarayacak. Zaten dikkat ettiyseniz çoğu oyunun normal yükseltmelerinde hani elmas karşılığı almadığımız şeylere geldi. Şimdi burada güzel olan şeyler var arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Ee çünkü mesela atıyorum bu en baştaki barbar kralın bu özelliğini biz pek kullanmıyoruz aslında. Ne yapıyoruz? Biz eldiven kullanıyoruz. Şimdi eldiveni aldığınız zaman zaten tamam duvarı kıramıyor. Okey kabul ediyoruz ama duvarın diğer tarafındaki olan savunmalara ciddi anlamda büyük hasar veriyordu. Hani pataküte duvarın dibinde ne varsa onları çok rahat bir şekilde indirebiliyorduk. Bunun önüne geçmiş olduk. Niye? Aslında şöyle bir şey. Her ekipmanını fullleyen zaten patır kütür her yerden üçü alabiliyordu. Bununla da ilgili zaten her seferinde söylüyorum ekipmanlarla alakalı videom var. Orada bundan zaten hep bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar bunların yükseltmeleri güzel. Neden güzel? Çünkü atıyorum biz kalktık da para veremedik bir şey yapamadık işte elmas alamadık elmasla da ekipman alamadık sadece oyunun bize verdiği ekipmanları kullanıyoruz ve o zaman Tabii ki de bunların biraz daha demeçlerinin artması bizler için iyi. En azından karşı tarafta eldiven varsa bizde yoksa bu deprem sayesinde en azından vereceğimiz hasarlar biraz daha artmış olacak. Durum birazcık dengelenmiş olacak aslına baktığınız zaman. Bu güzel bir şey. Yani ben buna kötü diyemem aslında. Ha evet para verip bunları alıp da yükseltip ondan sonra böyle bir düşüş yaşamak da hani attan inip eşeğe binmek dediğimiz tabire denk geliyor. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten Supercell böyle saçma sapan hareketleri yıllardır yapıyor. Aslında yıllardır yapmıyor. Biz oyunu ilk e, 2012 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Başladığımızda hani zaten... Böyle şeyler yoktu bile arkadaşlar. Normal dalıyordun, alabiliyorsan alıyordun, alamıyorsan yani bir yıldız, iki yıldız çekiliyordun. Şimdi ise bu ekipmanlar sayesinde zaten her şeyi fullleyebiliyorsunuz. Yani çoğunlukla ben hala fullleyemiyorum arkadaşlar. Benim için çok bir şey değişmedi. Hani ben mesela örnek veriyorum, çok özür diliyorum. Şuradan ben size şöyle bir şey göstereyim şimdi. Atıyorum benim köyümde yani gerçekten yükseltmeler zaten artık full'e yakın olduğundan dolayı hani bir şekilde ilerliyorsun ama çok özür dilerim. Çok pardon. Kafa gitti. Şimdi ama yine de ne oluyor? Şöyle bir şey. Hani ekipmanlarım çok eksik. Hani hala daha eksiklerim var arkadaşlar. Hani şuradan şöyle ben size göstereyim. Pardon. Şimdi gördüğünüz gibi yani eldiven şu an 24'te. Bunu yükselteceğiz. Tamam, öfke, okey. Onu fulllemişiz. İşte gördüğünüz gibi daha mesela donduran okum daha 13. Onu yükseltmem lazım. İşte burada biliyorsunuz ki burada görünmezlik etkisi yaratıyor. İşte bunu mesela fulllemem lazım. Hani 5 daha yükseltmem lazım. Mesela 2300 istiyor. Hani burada tek cansız şeylerden bir tanesi şimdi ona geleceğim. Şuraya tekrardan geri dönelim isterseniz. Evet arkadaşlar. Burada bizim burada gördüğünüz gibi bu hangisi? Şu arkadaşlar sonsuz büyük kitabı. Şimdi burada 9,5 saniye süren bize bir sonsuz büyük kitabı veriyor. Yani bu aktif olduğu esnada ne oluyor? Biz hiçbir şekilde damage almıyoruz. Ondan dolayı da burada en kötü ihtimalle hatta ne olmuş? 9.5 saniyeden 8 saniyeye düşürmüşler. Süreyi kısaltmışlar. Yani bunu aslında bir dezavantaj. Tabii ki de dezavantaj. Hani burada 1.5 saniyelik bir dezavantajımız var. Ama doğru yerde doğru şekilde biz bunu kullanırsak çok da dezavantaj yaratacağını ben düşünmüyorum. Onun dışında şifa büyük kitabı var. Zaten şuradan da hemen oyun içerisinde tekrardan görelim. Gördüğünüz gibi bu da sürekli olarak böyle şifayı basıyor, basıyor. Hani canlar düştüğü zaman en azından canları bir şekilde bize dolduruyor. Bunda da ne yapmışlar arkadaşlar? işte burada birazcık sıkıntımız var. Tekrardan geri gelelim. E 25 saniye diyor level 18'de. Bunu 20 saniyeye düşürmüşler yani 5 saniye daha geri atmışlar. İşte dediğim gibi arkadaşlar hani bu doğru yerde kullanırsak birazcık sabırlı olup doğru yerde kullanırsak zaten çok fazla bir şey etki eder mi? İlla ki eder ama hani öyle çok öldüm bittim bir şey yapacağını ben düşünmüyorum. Burada başka neyimiz varmış bakalım. Ha, öfke taşı tamam onda da %40'dan %35'e düşürmüşler. Yapacak bir şey yok hani çok ultra bir şey etkiler mi çok fazla bir şey etkilemez. Kukla burada domuz binicisinin ee, özelliklerinde 13'ten 11'e düşürmüşler hop levelini valla yani bu biraz daha işi zorlaştırabilir çünkü hani birazcık sabırlı olup sonlara doğru domuz binicileri gönderdiğiniz zaman ve atıyorum elinizde dondurma büyüsü olduğunda önüne gelen yerlere onları attığınızda patır kütür çok sağlam bir şekilde zaten ilerlediğini hepimiz biliyoruz yani onun dışında gördüğünüz gibi arkadaşlar düşürmeler gelmiş yani ben bu düşürmelere aslında çok fazla takılmıyorum neden takılmıyorum evet Olmasa daha iyiydi kesinlikle daha iyiydi ama şimdi gelelim asıl konumuza hani demin de videonun başında ben size söyledim ya arkadaşlar bunun sebebi şimdi yeni ekipmanlar gelecek yeni kahraman gelecek bizim e, burada oyunun içerisinde normalde kullandığımız zaten ekipmanların ekipmanların yanı sıra mutlaka bunlara da yeni ekipmanlar gelecektir ki zaten biliyorsunuz okçu kraliçeye aynı özelliği gelmişti. Şimdi onlara da yükseltmeye oynuyoruz vesaire. Ha kullanan var mı yok mu bilmiyorum. Ben aldım duruyor ama gel gör hani yükselttim mi? Hayır, yükseltmedim. Niye? Çünkü oyun içerisinde zaten kullandığım belli başlı özellikler ve ekipmanlar mevcut. Zaten onların dışında yükseltme pek yapmıyorum. Ha çok nadir gelir, eder, fazla olur. Basarım, sıkıntı yok. Ama şu aşamada benim için önemli olan şeyleri zaten yükseltmeye ben çalışıyorum ki gördüğünüz gibi demin de hani rakamlar bayağı aşağıda. Bunların bir kere daha fullenmesi gerekiyor. Şimdi adamlar tabi doğal olarak parasel denmesinin sebeplerinden bir tanesi de bunları düşürdü. Muhtemelen zaten diğer kullanılmayan ekipmanları da yükselttiler ki hani elimizdeki bu mavi taş işte kırmızı olan ve yıldızı hani oralara da kullanıp onları da fullleyip elimizde bu parçalar kalmayıp işte yeniden parça almak durumunda kalalım ki her şeyimizi en azından oyun içerisinde işine yarayacağımızı düşündüğümüz şeyleri bir yükseltelim bütün hepsini oraya harcayalım daha sonrasında gelecek olan yeni ekipman ve kahramanlar içinde bunlardan dolayı gidip tekrardan oradan bunları temin edelim diye böyle bir ihtimalle bu yolu izlediler arkadaşlar yani benim düşüncem bu çünkü yani başka açıklaması olamaz bunun yani her şeyi yapmışsın. Sürekli bir şeyler değiştiriyorsun, bir şey indiriyorsun, bir şey yükseltiyorsun. Ya Druid arkadaşlar, Druid, Druid'den ne istedin ya? Druid'den ne istedin arkadaşlar? Hani Druid bizim için çok güzel bir şeydi. Lan daha zaten yeni geldi. Hani tamam cam basıyor, ediyor vesaire bilmem ne gayet güzel. Okey ama yani bu kadar bunu düşürmenin mantığı var mıydı? Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben ekipmanlara çok takıldım açıkçası. Hani birimlerin düşmesine ben açıkçası çok fazla bir şey demiyorum. Niye diyeceksiniz? Farklı farklı orduları zaten denememiz gerekiyor. Hani sürekli 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 aynı ordularla olacak iş değil. Kendimizi geliştirmek istiyorsak illaki farklı ordu sistemleriyle birimleriyle savaşlarımızı zaten gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı ben açıkçası ona tutulmuyorum. Benim tutulduğum ve takıldığım konu ulan ben zaten şu anda ekipmanlarımın eksik olmasından dolayı 2 yıldızda kalıyorum. Hani 3'ü çok zor görüyorum. Lan şimdi bir de bunları yükseltmeden Eylül'de bir de böyle bir güncelleme gelecek. Herhalde ben muhtemelen arkadaşlar tek yıldızda kalırım gibi geliyor. Hani şimdiden ben size söyleyeyim videolarda tek yıldızlı şeyler görürse lütfen yorumlar kısmında kalkıp sen de kolsuzsun lan sen de oynamayı bilmiyorsun falan demeyin lütfen. Evet onun da etkisi var birazcık. Tabii ki de hani oyun tarzı kesinlikle önemli ama bildiğiniz gibi ekipmanlar bu oyun can damarlarından bir tanesi. Ondan dolayı da böyle bir düşüş gelmesi hani bu şekilde bir bize hani bu denli bir indirim indirmekten bahsediyorum tabii. Hani değerlerin inmesinden bahsediyorum. Böyle bir indirim gelmesi birazcık kötü oldu. Yani burada para veren arkadaşlarımız oldu. Vermeyen arkadaşlarımız oldu. Sadece oyun içerisinden gelen ganimetlerle bir şeyleri yükseltmeye çalışan kardeşlerimiz de var. Hani durumu olsa da olmasa da ben bu oyuna taş almam kardeşim. Taş basmam. Beni inenler, Ben para mara vermiyorum. Diyen arkadaşlar da vardır. Ha, onlar için çok büyük etkisi olur mu? Eğer belli başlı şeyleri yükseltip bunları yani şu anda yükseltme gelen gördüğünüz gibi o demin söylediğimde neydi? Şuradaki deprem çizmelerini hani yükseltmediyse şimdi mecbur kalacak bunu yükseltmeye. Bende bile gördüğünüz gibi arkadaşlar daha 5. seviye hiç basmamışım bile. Yani onun için bunlar birazcık sıkıntı olacak. Ama bakalım. Eylül'de asıl ben gelecek olan güncellemeyi bekliyorum arkadaşlar. Hani ne gelecek? Ne getirecekler? Yeni neler olacak? Ekipman gelecektir, muhakkak gelecektir. Acaba ne gelecek? Kahramanı getirirler mi yoksa yıl sonundaki asıl güncelleme ile mi gelecek? Benim merak ettiğim bu. Bu arada eğer ki şayet bize yeni kahraman getirirlerse onun da zaten bir ekipmanları olacak. O ekipmanlar içinde acaba işte Demirciye yeni bir yükseltme gelecek mi ki getirmeleri gerekiyor zaten gördüğünüz gibi burada daha yerimiz yok e yeni kahraman geldiği zaman burada da yerini alacak e burada yerini alınca da yeni şeyler açılacak falanlar filanlar filanlar falanlar yani adamlar sen para harca bir şekilde para kazandır gerisi ne olursa olsun yükseltmişsin yükseltmemişsin. ya yani sonuçta bu oyunu oynuyorsak arkadaşlar ki biz içerik üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Hani bizler bunu mecbur zaten yapmak zorundayız. Dünya geneline ve globale baktığınız zaman hani her şeye baktığınızda bayağı aslında oynayan bir kitle mevcut buna Türkiye dahil yurt dışında bile bayağı oynayan insan var bunu. Oyun anlamında da, yayın anlamında da. E doğal olarak yani sadece bu insanlar içerik için bile bunların taşlarını, onlarını, bunlarınını bunların filanını filanın alsa Allah bereket versin. Kaldı ki yayını açmayıp bu oyuna emek vermiş. İlk çıktığı günden beri oynayan arkadaş ve kardeşlerimiz de var. Bunların da bunların yükseltmelerini isteyecekler illaki. E onları da bunu yapmak istediğinde siz düşünün. Yani süpersel oldu parasel. Paralar girdi cukkaya. Uğraşması bize kaldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Seviyoruz, oynuyoruz. Ama bunlara biraz daha dikkat etseler aslında çok daha iyi olacak. Daha çok kitleyi kendilerine bağlamış olacaklar ama böyle olunca da arkadaşlar bazı işte durumlar insanları soğutabiliyor. O yüzden de kitle başka oyunlara kayabiliyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekilde son bulacak. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı olarak? Yorumlar kısmına lütfen bırakın yorumlarınızı. Bir üstünde istişaresini yapalım. Şayet kanalı da ilk defa uğradıysanız abone olabilirsiniz. Videoya beğendiyseniz bir beğeni atarak beni desteklemiş olursunuz. Ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Loading, loading, track with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him, told him one more time.